Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçiciye benziyor hocam. Andone'nin yaşadığı sakatlık bir kez daha geçmiş olsun hem Galatasaray camiasına hem de futbolcuya. E, hiçbir futbolcunun başına gelmesin böyle sakatlıklar ama e, Galatasaray'ın askıya alması söz konusu Andone'nin sözleşmesini. Falcao e, sakatlığı geçti deniyor. Doktoru da o açıklamayı yaptı. Şimdi bakalım dönüşte neler katacak Galatasaray'a ama... Ee, bir golcü transferi olacak gibi görünüyor Sarı kırmızılılarda. Ekstra Onyekuru'nun da dönüşü söz konusu devre arasında. Şimdi şöyle, eğer Andonen'in sakatlığı uzun sürecekse ki ön çapraz bağında yırtık var deniliyor. Mutlaka oraya bir tane alternatif yaratmak lazım. Eğer e, Onyekuru da gelecekse ki anlaşıldığı söyleniyor. Geçen sene o da takıma özellikle şampiyonlukta büyük katkı evet. yapmıştı. Ee, geçen sene aslında Galatasaray çok topa sahip olarak oynuyordu. Ama attığı gollerin büyük bir kısmı aslında geçiş oyunundandı. Bunun, da, bunun için de Onyakuru çok önemli bir oyuncu. Bence esas Galatasaray için transfer Falka olur. Eğer geri gelir ve per performans sergilerse. Ama bütün buna rağmen... Andone'nin olmayacağını da düşünürsek, eee Falcao'nun yanına e, Falcao'nun da geleceğini düşünürsek Falcao'nun yanına mutlaka e, gol vuruşlarında etkili, ceza sahası içerisinde kut daha doğrusu kutunun içerisinde çok etkili bir santrafor almalı Galatasaray. Mutlaka almalı. Yani Andone'nin olmayacağını düşünürsek, çünkü Falcao'nun ne olacağı belli değil. Ya, geldikten sonra uzun uzunca bir süredir sakatlığından dolayı oynayamadı. Belki bir transferi o olabilir yani. Hı hı. Eğer oynar ve performans sergilerse artı eee Galatasaray'ın iki tarafta da bek anlamında oynatacağı çok alternatifli oyuncular var. Emre Taşdemir var, Ömer var. Bu tarafta işte Lines'in geleceği konuşuluyor ki ben mutlaka Lines'in tekrar e, karakter olarak en azından Galatasaray'a dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, devre arası tabii çok transferin çok büyük katkı yapacağı tartışılır ama kritik yok noktalara Fenerbahçe'nin de ve Galatasaray'ın da mutlaka transfer yapması lazım ki bu sene bence e, Süper Lig son haftalara kadar bayağı çekişmeli geçecek öyle düşünüyorum. Yani kopmanın olmayacağı çünkü geçen sene Fenerbahçe kopmuştu bildiğiniz gibi. Bu sene daha kopmanın olmadı olmadığı ve son haftalara kadar, yani bu şu an size bir çırpıda 5-6 tane takım söyleyebilirim. Ee, Süper Lig bu sene dediğim gibi kolay geçmeyecek. Onun için alternatifli kadrolar oluşturmak evet. zorundalar. Peki hocam şunu da soracağım. Geçen sezon Galatasaray'ın belki de şampiyonluk yolundaki en önemli iki ismi performanslarıyla birlikte Belhanda ve Feguli. Bu sezon Fegoli için daha yaz döneminde şunları söylüyorduk. Evet Afrika Uluslar Kupası'ndan dönecek işte ilk bir ay güçsüz kalabilir. hemen adapte olamayabilir ama yurt dışında benzer örneklerini gördüğümüzde tabii ki bu durum Avrupa'da özellikle söz konusu değil. Ama Fegoli ve Belhanda performanslarının çok çok uzağındalar. Fegoli biraz toparlanmaya başladı ama Belhanda'da bir küslük de söz konusu sanki. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Valla ben Belhanda'ya çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Neden? Performans anlamında tabii yani tanımam etmem ama e, Galatasaray'la oynadığı süre zarfında Belhanda'nın ben bir ikinci işte şampiyonluğun 7-8 haftası hariç çok iyi performans sergilediğini düşünmüyorum. Fut, yani pozisyonunun gerektiriklerini yaptığını düşünmüyorum. Neden? Çok büyük bir beklenti var belki takımda en çok par parayı kazanan 2 3 oyuncudan bir tanesi ama sahadaki performansı o kadar değil. İşin aksine hoca çok sahip çıkıyor, çok inanıyor ama e, özellikle son maçta çıkarken seyirciyle yaşadığı olay gerçi seyircininki de yanlıştı, ki de yanlıştı ama e, ya ben Hacı Şinayder'i o pozisyonda gördükten sonra Belanda'nın onların çok altında kaldığını düşünüyorum. Değişir mi? Performansı artar mı? Hiç umutlu değilim. Açık açık söylemem lazım. Ben bu son dönemde zaten Türkiye Süper Ligi'nde bu Kuzey Afrikalı oyuncu sayılarının artmasının sebebini de anlamış değilim. Ayrıyetten bunu da söyleyeyim yeri geldiği zaman. Ne bileyim Rize'de Kuzey Afrikalı var, Tunuslu var, Faslı var. Ben ne kadar Türk futboluna katkı sağladıklarını da tartışılır görüyorum. Ee, bu özelde Belhanda için bundan sonra kalsa dahi çok iyi bir performansla sergileyeceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi görüşüm beni bağlar. Yani. Galatasaray taraftarları da o noktada sizinle aynı noktada ki maçta artık protestolar da olmaya başladı. İstenmeyen adam haline geldi Belhanda. Bakalım devre arasında nasıl bir süreç bekliyor. Bir, bir de özür dilerim. Sorumsuz davranışlarından dolayı biraz taraftar tepki gösteriyor. Evet bir insan yapmaya çalışır, mücadele eder, yapamaz ama o zaman taraftardan bir eskizi olabilir. Ama bunu çabalamadığı zaman taraftar çok büyük tepki koyuyor. Bence sorun buradan kaynaklanıyor. Şimdi milli takım dönüşünde hocam Galatasaray, Medipol, Başakşehir ile oynayacak. Ardından Trabzonspor'la ve hemen ardından Alanya Spor'la. Milli ara dönüşü 3 zorlu mücadelesi var Galatasaray'ın. Evet. Başakşehir'le kendi evinde oynayacak, Trabzon deplasmanına gidecek, Alanya'yı evinde ağırlayacak. Ama her şeyden önemlisi şu an Falcao'nun idmanlara ne kadar katılıp katılmadığı bile henüz bilgilendirilmedi basın mensupları. Sadece doktorundan gelen bir açıklama var. Bundan sonrası kondisyonellerin işi diye. Galatasaray Rize Spor, özür diliyorum Gaziantep mücadelesinde... Yine e, Andornes'iz, Falcao'suz bir galibiyeti aldı e, Babel'in özellikle ve Adem'in performansıyla. Ama Midipol-Başakşehir mücadelesinde hocanın planının ne olacağı da merak ediliyor. Acaba Falcao yetişecek midir? Yetişmezse Galatasaray'ın oyun planında ki e, hocanın gerektiğinde iki santriforla, iki forvetle oynamayı sevdiğini biliyoruz. Ama şu an Galatasaray yine geçen seneki noktaya geldi. Forvetsiz bir Galatasaray. Evet. Kim oynar diye sorarsam, Babel oynayacak büyük ihtimalle. Aynı şeydi Antep'te olduğu gibi. Ee, geçen sene Galatasaray'a yine santroforsuzluktan dert yanıyordu. Şu an aynı duruma geldi dediğiniz gibi. Ya Bir şekilde e, bu Falcao'nun evet. eğer sakatlık bölümü halledildiyse, ki şu an kondisyoner bölümüne geldiyse, ki e, aşil tendonuysa çok zordur inanın bana. Ve nüksetme şansı da çok yüksektir. Çok dikkat etmek gerekir. Biraz da hak vermek lazım. Eğer başka bir konu yoksa tabii ortada. E, mutlaka e, şu üç maç için e, Falcao'yu belki süreler halinde oynatmak çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı var. Andona yok, Babel var, arkası yok. Yani Galatasaray orada Falcao'yu çok ciddi anlamda katkı yapsın diye aldı. Ama şu an için aynı şeyi söylemek doğru e, mümkün değil. Ee, zor maçlar oynayacak. Geri döndüğün zaman en zor maçları Galatasaray oynayacak. İki tane içeride oynayacak ama çok zor rakiplerle oynayacak. Biri Başakşehir, biri Alanya. Bir tane de Trabzon deplasmanı. Ee, ben Galatasaray'ın eğer bu üç tane o şeyi maçı iyi geçerse bir hava yakalayabileceğini tahmin ediyorum. Herkes eleştiriyor ama yine Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde veya ligin içinde diyelim. İyi oynamadığı doğru ama Beşiktaş içinde 4 hafta 5 hafta önce aynı şeyleri evet. söylüyorlardı. Aynı şey Galatasaray içinde geçerli olabilir. Çünkü Galatasaray geçen seneki havayı ve ritmi daha yakalayamadı. Galatasaray'ın çok kötü bir dönemde olduğunu söylüyoruz. Beşiktaş'ın daha keza öyle bir Hı. dönemde olduğunu söyledik ama şimdi lider Demir Grup Sivasspor 21 puanda kötü bir dönem geçiriyor dediğimiz Galatasaray 19, Beşiktaş'ta 18 puanda hocam. Yani. Bu sezon biz şunu konuşacağız. E, Pota'da çok takım var. Evet. Trabzonspor 19 puanda, Medipol-Başakşehir 19 puanda, Alanya 19 puanda. Artık o yukarıdaki makas çok dar ve büyük takımlarla özellikle Anadolu takımları e, olarak tabir ettiğimiz takımlar artık çok yakın seviyedeler birbirlerine. Aradaki makas hiç de açık değil hocam. Ne anlam doğru. ifade ediyor? Şu planlamayı doğru yapmakla çok oyuncu almaktansa gerekli takıma uygun oynatacağın oyuna uygun oyuncu alabilirsem başarı kaçınılmaz. Ki bunu bu sene bence Alanya ve Malatya çok doğru yapıyor. Sivas kısıtlı kadrosuna rağmen çok doğru yapıyor. Artı bu sene ben Trabzon'dan çok büyük bir beklenti evet. içerisindeyim. Nedeni şu eğer Trabzon mevcut sakat oyuncuları toplayabilirse mevcut kadrosunu kurabilirse yani Abdülkadir Ömür'ü şeyi Kubanı bir de şey Stopa şey ön oynayan Nijeryalıyı eğer onazi. onazi tutabilirse yani o oyun, kalan maçların çoğunda bunları kullanabilirse Trabzonspor da bu yarışın içerisinde kimse göz ardı etmesin son oynadığı Alanya maçını 10 kişi kalarak kazandı ve sosasız kazandı yani, hani? yani Trabzonspor'un da sosasız ne yapar diyorduk ki Yine evet. performansıyla göz dolduran bir Trabzonspor vardı. Ya oyununa yaklaşık 70 dakikasını 10 kişi oynadı Trabzonspor.